start enjoying everyday life. Hayattan keyif alında az sonra. Yaş ve olgunluk arasında büyük fark vardır. Yaşlanan herkes büyümez. Ruhsal olgunluğun ilişkilerinizi nasıl etkilediğini öğrenin. Hayatın çoğunluğu bir denenme gibidir. Başımıza birçok şey geliyor. Farkında olmamamıza rağmen bunlar birer denenmedir. Eğer başarılı olamazsak bir daha yaşayacağız. Söyleyin, denenmeler. Denenmeler. Ayartılar. Ayartılar. Tanrı denenmemize izin verir ve bu sayede imanımızı sınar. İmanda büyümemiz için bunu kullanır. Çünkü imanda büyümemizin tek yolu iman etmemiz gerektiği durumlarda bulunmaktır. Bunu anlayabiliyor musunuz? Evet, anladınız mı beni? İman için dua etmekle daha fazla imanınız olmaz. Az iman vardır, çok iman vardır. İman kullanıldıkça büyür. Dolayısıyla Tanrı denenmelere izin verir. Bunlarla bizi sınar. Bugün bakacağımız bazı ayetler açıkça şöyle diyor. Tanrı denenmeler aracılığıyla bizi sınar, terfi etmeden önce denenmeden geçeriz. Denenmeden geçmeye hazır değilseniz bir terfi için dua etmeniz çok işe yaramaz. Bunları gerçekten anlamanızı istiyorum. Çünkü bazılarınız uzun zamandır hayatınızdaki bazı şeylerle mücadele ediyorsunuz. Oysa mücadele etmek yerine ona sarılmalısınız. Durmadan mücadele ederseniz yorulup bitersiniz. Sanırım pek çoğunuz bu denenmeler ve ayartılar konularını anlayamıyor. Şeytan denenmeyi sizi günaha ayartmak için kullanır. Bunu muhtemelen her öğretişimde söyleyeceğim. Çünkü denenmeleri gerçekten anlamanızı istiyorum. Tanrı denenmenize müsaade ederse bunu sadece imanınızı sınamak için yapar. Sizi zamanında o denenmeden çıkartacaktır. Çünkü Tanrı bunu vaat eder. Dayanamayacağımızdan çok şey vermez. Ve daima bir çıkış yolu sunar. Öte yandan şeytan gelir ve hayatımızdaki o denenmeyi bizi ayartmak için kullanmaya çalışır. Tanrı'yı suçlayalım. Yanlış davranalım, insanlara kötü davranalım, başka bir günah işleyelim diye kullanır. Şeytan bizi ayartmaya çalışır. Ama hamdolsun, her durumda biz zaferli olabiliriz. Denenmeler ve zorluklarda da mutlaka zafere ulaşabiliriz. Üç ayete bakacağız. Bunlar temel oluşturan, heyecan verici ayetlerdir. Romalılar 8:37. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bu ayetleri bir yere not edin ve bir denenmeden geçtiğinizde bu üç ayeti kendinize yüksek sesle okuyun. Ne zaman batmakta olduğunuzu hissetseniz okuyun. Beni seven Mesih aracılığıyla galiplerden üstünüm. Diğeri 1. Korintliler 15:57. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Sonuncusu da 2. Korintliler 2:14.
bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Bu ayeti anlamanız gerekiyor. Öncelikle Tanrı sizi başkasına tanık olmanız için kullanmak istiyor ama zorluk yaşamadıysanız insanlar size karşı pek ilgi göstermez. Şeytanın onlara fısıldadığı ilk şey şu: sen nereden biliyorsun? Kutsal kitap diyor ki Rab bizi zaferli kılıyor. Sonra da bizim aracılığımızla Tanrı'yı tanımanın güzel kokusunu her yere yayıyor. İnsanların beni dinlemesinin bir sebebi neden bahsettiğimi bildiğime ikna olmalarıdır. Çünkü neler yaşadığımı anlatabilirim. Bu demek değil ki insanlara her alanda yardım edebilmek için düşünülebilecek her şeyi yaşamış olmanız gerek. Ama şunu söyleyeyim, neden bahsettiklerini bilmeyen rüzgarda savrulanlara ihtiyacımız yok bizim. Amin. Evet. Bu doktorun doğum yapan bir kadına "ıkın güzelim, ıkın" demesi gibidir. Adamın bir fikri yok, anlamıyor. Siz de şöyle diyorsunuz: "Ikın mı dedin? Asıl seni dövmek istiyorum." Çünkü kendinizi patlayacak gibi hissedersiniz, öyle değil mi? Yaş ve olgunluk arasında büyük fark vardır. Yaşlanan herkes büyümez. ...20 yaşındaki birisi 60 yaşındaki birisinden daha olgun olabilir. Doğal anlamda yaşlanırız ama Tanrı'nın ekonomisinde o büyümemizi istiyor. Bugünkü vaazımın başlığı büyüme zamanı. Kimseyi hedef almış değilim. Burada ya da televizyon başında hiç kimseyi hedef almadım. Ama biliyorum ki bazılarınız aynı dağın etrafında dönüp duruyor. Hala aynı meselelerle uğraşıyor. Hala aynı şeyi tekrarlıyor. Ve kesinlikle bunları Tanrı'nın istediği şekilde yaşamadığınız sürece bu durum kesinlikle ama kesinlikle değişmeyecek. Bunu anlamanız gerekiyor. Bu yüzden ben size Pavlus'un kendi halkına söylediklerini söylüyorum. Mesih'in adında size yalvarırım. Mesih tüm doluluğuyla sizin iç varlığınızda şekillensin ve tamamlansın. Tanrı'nın yolunu seçmeniz gerekiyor. Başka seçenek yoktur. 1. Korintliler 13-11. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Çocukça davranışları bıraktım. Söyleyin, artık bebek gibi davranmama zamanı. Artık bebek gibi davranmama zamanı. Bebeklerin yaptıkları şeylerden biri istedikleri olmayınca ağlamaktır. Rahatsız olduklarında ağlar ve şikayet ederler. O zaman öğrenmemiz gereken şeylerden biri, eğer işler istediğimiz gibi gitmezse bile sağlam durmak, kararlı olmak ve mutlu olmaktır. Adanmış olduğumuz şeylerde devam etmektir. İstediğimiz olunca ayrı bir kişi, olmayınca ayrı bir kişi olamayız. Her şey iyi giderken bir kişi, sonra denenmeler gelince ayrı bir kişi olamayız. Bu iyi bir tanıklık olmaz. Anlamamız gereken en önemli şeylerden biri de şu: Tanrı bizi dünyaya tanıklar olalım diye burada bıraktı. Tuz ve ışık olmamız gerekiyor. Tuz ve ışık olmalıyız. Bütün herkesin okuyabileceği, Tanrı'dan gelen,
yaşayan mektuplar olmalıyız. Hristiyan olarak hayatım böyle olabilir demeliyiz. İnsanların bir Hristiyan olarak tecrübe edebilecekleri hayatın bir kısmı şu ki, zorluklar yaşasalar bile mutlu olabilirler. Her seferinde esenlikte olabilirler. Her seferinde zaferli çıkabilirler. Her seferinde. Amin. Zaferli olmak her zaman sorunun çözülmesi demek değildir. Hala iyi bir hayatınızın olması demektir. Mesele bir sorununuzun olup olmadığı değil, sizin bir sorun olduğunuzdur. Efesliler 4:15. Tersine sevgiyle gerçeğe uyanarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz, her yönden büyüyeceğiz. Yanınızdakine dönün ve kızmasın diye gülerek söyleyin. Büyü artık. Büyü artık. Asıl sen büyü diye cevap verirlerse kesinlikle büyümeye ihtiyaçları olduğunu göreceksiniz. Yohanna 8'de diyor ki, gerçek bizi özgür kılar. Burada da diyor ki, gerçeğe uyarak sonra da büyüyeceğiz diyor. Ama kendimizi kandırdığımız sürece büyümeyeceğiz. Mazeretler yaratmayı, şeytanı suçlamayı bırakıp davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Kendimizi kandırdığımız sürece büyüyemeyeceğiz. Başkalarını suçladığımız sürece büyüyemeyeceğiz. Şeytanı suçlamayı bırakıp davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Her şeyi geçmişinizin üzerine atmayın. Amin. Amin. Ben bunu yaptım, bitti gitti. Haleluya. Büyümemiz gerek. Devamlı sorunların olması, ruhsal olgunsuzluğun işaretidir. Bunu söylediğimde çok kişinin hoşuna gitmeyeceğini tahmin etmiştim doğrusu. Hatta söylememeyi düşündüm bazıları etkilenir diye. Ama ben buna inanıyorum. Hiç bitmeyen devamlı sorunlarımız olduğunda... Saldırılardan geçebiliriz. Saldırı dönemleri vardır. Ama sonunda şeytan bana saldırıyor demeyi bırakmalısınız. Çünkü neden? Şeytan herkese saldırıyor. Asıl size saldırmıyorsa endişelenmeniz gerek. Çünkü şeytan size saldırmıyorsa bu demektir ki onu rahatsız etmiyorsunuz. Bu hiç iyi bir şey değil. Göksel yerlerde hükümranlıklar ve egemenlikler üzerine oturmuş durumdayız. Bunu Luka 4'te görüyoruz. İsa 40 gün boyunca oruç tutuyor. Bu sürede şeytan onu ayartmaya çalışıyor. Diyor ki, İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Evet, denenme zamanları vardı. Sözü ne kadar öğrenirsek o dönemleri atlatmak da o kadar kolay olur. Sözü öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı sözüne ve tecrübelerime dayanarak inanıyorum ki şeytan bize saldırsa bile devamlı mutsuz olmamız gerekmiyor. İmanlılar bir büyüse kurban değil, zaferli olabilirler, zafere ulaşabilirler. Ruhsal olgunluk ne tür sorunlara neden oluyor? Birkaç tanesinden bahsedelim. Uzun bir liste olabilir ama biz birkaçından bahsedeceğiz. Özellikle ruhsal olgunsuzluk ilişki sorunlarına yol açar. Ruhsal açıdan olgun olmayan insanlar bir türlü insanlarla geçinemezler. Çünkü... bencillik, ruhsal olgunsuzluğun bir işaretidir. Bencil insanların pek iyi ilişkileri olmayacaktır. Çünkü er ya da geç insanlar diğer kişinin her şeyin merkezinde olmasından sıkılırlar. Mesela benim gibi. Amin.
Güvensizlik. Bazen insanlar bunu söylediğimde kızıyor. Neler hissettiğimi bilmiyorsun diyorlar ama biliyorum. Benim de güvensizlik konusunda sorunlarım oldu. Bazı açılardan çok cesur olmama rağmen başka konularda güvensizlikle mücadele ettim. Duygularımı incittin. Ben çok güvensiz biriyim. Böyle birisiyle devamlı, dikkatli olarak bir ilişki sürdüremezsiniz. Bu mümkün değil. Hiç kimse gülümsemiyor. Biliyor musunuz, buraya gelip sırtınızı sıvazlayıp Rab sizi bereketlesin, harikasınız deyip eve gidebilirim ama istediğiniz bu değil. Siz hayatınızı değiştirecek bir şey istiyorsunuz. Biliyor musunuz, ben üzgün bir halde olduğum sürece Dave'in maç izlemesi beni çok incitti. Her golf oynayışı beni gücendirdi. Doğum günü hediyesi almaması beni kızdırdı. Ama bazen dişimizi sıkıp devam etmemiz gerek. Amin. Bazen, bak elimde olan bu, ben de bulunmaz Hint kumaşı değilim demeniz gerekiyor. Kimse mükemmel değildir. Biliyor musunuz, her şeyi sizin istediğiniz şekilde yapan biriyle evlenmeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Dave harika biri ama hediyeler konusunda süper değildir. Devamlı hediye almaz. Sanırım 37 yılda 2 defa çiçek aldı bana. Evet, işte böyle birisi. Şikayet ettim, dırdır ettim, ima ettim, her şeyi denedim. Yine de çiçek getirmiyor. Birkaç yıl önce dedim ki Rabbe yücelik olsun. Artık bu konuda kızmayacağım. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Hadi, burada büyüyecek kimse yok mu? Ama yaptığı bir sürü harika şey var. Belki eşiniz size hediye getiriyor ama başka bir şey yapmıyor. Benimki ise başka bir şey yapıyor ama hediye getirmiyor. Gerçek şu ki hepsini bizim istediğimiz şekilde yapacak kimseyi bulamayacağız. Olumlu olmaya başlamalıyız. Bu da ruhsal olgunluğun bir işaretidir. Elimizdekine bakıp elimizde olmayanlar hakkında değerlendirmeler yapmayı bırakmamız gerekiyor. Doğrusu budur. Amin. Amin. 55. doğum günümde Dave bana 55 gül aldı ve dedi ki bu uzun süre için geçerli. İşte böyle birisi bir şey yaparsa birçok şeyi kapsamasını istiyorum. Kaçınız benim gibi düşünüyor? Ruhsal olgunluk ilişkilerde çok sorun yaratır. Tamam? Maddi sorunlara sebep olur. Çünkü insanlar bilgece değil, duygusal olarak yaşar. Kimse istediği her şeye istediği anda sahip olamaz. Herkes sabretmeyi ve beklemeyi öğrenmeli. İnsanlar bekleyip para biriktirmeyi öğrenmeli. Bunu yapmalı. Keşke arabamı nakitle alabilsem. Neyse. Tatminsizlik ruhsal olgunsuzluğun bir işaretidir. Tatminsizlik. İşimi sevmiyorum, kilisemi sevmiyorum. Kocamı sevmiyorum, karımı sevmiyorum. Mahallemi sevmiyorum, evimi sevmiyorum. Komşumu sevmiyorum. Hadi ama devamlı bitmeyen bir tatminsizlik, memnuniyetsizlik durumu var. Devamlı, devamlı. Mesele elimizdekilerden memnun olmamamız değil, kendimizden memnun olmamamız. Teşekkürler. Rica ederim, hamdolsun. Açıkçası bir şekilde ruhsal olgunluk düzeyimizden bağımsız bir sorun bulmak zordur. Ruhsal açıdan ne kadar olgun olursak o kadar mutlu oluruz, o kadar esenlik dolu oluruz, o kadar tatmin oluruz. Hayatı olduğu gibi kabul edebiliriz ve insanlarla geçinebiliriz, bunu yapabiliriz. Amin. Yakup 1. bölüm. Yakup 1. bölüm 1-14 olgunluğun resmini çizer.
Yakup 1:2'den başlayalım. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. 3. ayet. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Bunu hep tekrarlarım. Sınanmalar bunu yaratana kadar bir sürü başka şey yaratıyordu. Sınanmalar bize kendimizi gösterir. Bence bu yüzden bu kadar değerlidirler. Çünkü bize gerçek doğamızı ve karakterimizi gösterir. Amin. Zayıf noktalarımızı gösterir. Bu iyi haberdir çünkü böyle bir zamanda Tanrı'ya gider, gerçekle yüzleşir ve yardım alabiliriz. Ama kendimizi kandırdığımız ve her şeyin suçunu başkasının üzerine attığımız sürece yardım alamayız. Çünkü bir şeyi olmaması gerektiği yere koyuyoruzdur. Ama denenmeler sırasında sevinebilen bir insan, sona bakan insan, olgun birisidir.